Süleyman Özışık, Gördüklerimiz ve Görmediklerimiz. 15 Temmuz'un üzerinden neredeyse 2 yıl geçecek. Peki sen bu süre içinde muhalif aday olarak ortaya çıkanların bir tek şehit evini ziyaret ettiğini gördün mü? Ya da bırakın ziyareti 15 Temmuz'da vatanı canından aziz bilerek hayatına ortaya koyan bir tek şehidi andıklarını, o şehitten kahraman diye bahsettiklerini duydun mu? Hadi 15 Temmuz şehitlerinin vatan savunması için değil de Erdoğan için öldüklerine inanıyorlar diyelim. Peki sen hiç Elbap'ta ya da Afrin'de şehit olan bir askerin, Türkiye sınırları içinde terörle mücadele ederken şehit düşen bir polisin cenazesinde gözyaşı döktüklerine şahit oldun mu? Olmadın. Peki onları YPG'lilerin cenazesinde, PKK'lıların taziyesinde gördün mü? ya da geze eylemleri adı altında ayaklanma başlatan şehir iblislerinin cenazelerinde, taziyelerinde en ön safta gördün mü? Gördün. Sen onların doğu ve güneydoğuda yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden katlettiği sivillerden bahsettiklerini hiç duydun mu? Mesela bir kez olsun Yasin Börü'den veya Eren Bülbül'den bahsettiklerini, Taksim'de, Beşiktaş'ta, Ankara'da, Kızılay'da patlatılan bombalar sonucu hayatını kaybeden siviller için bir tek söz söylediklerini duydun mu? Duymadın. Ya peki hendekçi arkadaşlar dediklerine, İsrail Filistinlileri nasıl öldürüyorsa, Türkiye'de Kürtleri öyle öldürüyor dediklerine, YPG'nin bir terör örgütü olduğuna dair elimizde belge ve kanıt yok dediklerine şahit oldun mu? Oldun. Mesela bir kez dahi olsun makamında katledilen Savcı Selim Kiraz'ı, makamına konan bomba nedeniyle öldürülen Muhammed Safi Türk Kaymakam'ı andıklarına şahit oldun mu? Olmadın. Ama Savcı Kiraz'ı makamında şehit eden DHKPC'li teröristlere, eylemci gençler dediklerine, onların alınlarına lanetli bu kondurduklarına şahit oldun değil mi? Mesela 15 Temmuz'da 17 ile 25 yaş arası 47 genç fidan darbecilerin kurşunlarıyla kırılıp yere düştü. Şehitler Köprüsü'nde hala onların kanı damlıyor. Sen bu genç fidanlar hakkında tek bir kelam ettiklerini duydun mu? Duymadın. Ama o genç fidanları kurşun yağmuruna tutan darbecilere ana kuzuları dediklerine binlerce kez şahit oldun değil mi? Sen onları hiç milletinden, devletinden, bayrağından ve toprağından yana taraf olan sanatçılara bir kez olsun alkış tuttuklarını gördün mü? Görmedin. Ama Türkiye mafya devletidir diyen, ülkeyi batırmak için alışveriş yapmayın diyen, sabah uyandığında ilk iş olarak dini inançlara küfreden sanatçıları el üstünde tuttuklarına şahit oldun değil mi? Devam edelim. Sen hiç onları tuttuğu kalemle yazdığı yazıyla adeta vatan savunması yapan gazetecileri iki güzel sözle andıklarını gördün mü? görmedin. Ama devletin mahrem sırlarını gazeteye basan Can Dündar gibi hainleri savunduklarına, ben PKK'nın yerinde olsam Ramazan ayında saldırırım diyen, devletiniz mafya devletidir diyen, PKK'lılar çok temiz çocuklar, dağlarda izmaritleri bile yere atmıyorlar diyen yazarları savunduklarına binlerce kez şahit oldun değil mi? Sen hiç onları Ülkeye yapılan darbenin perde arkasında olan devletlere, ekonomik ayar çekmek isteyen derecelendirme kuruluşlarına, Türkiye'ye diz çöktürmek için mücadele eden yabancı liderlere tek eleştiri yaparken duydun mu? Duymadın. Ama gelin bizim ülkemize müdahale edin. Bizi bu diktatörden kurtarın dediklerine. Erdoğan'ın yargılanmasını isteyen Avrupa büyükelçilerine hay hay baş üstüne diyerek boyun eğdiklerine. Türkiye'ye gelmeyin can güvenliğiniz yok dediklerine yüzlerce kez şahit oldun değil mi? Sen hiç onları şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte yürürken gördün mü? görmedin. Ama adalet yürüyüşü adı altında FETÖ'cülerle, HDP'lilerle, DHKPC'li teröristlerle birlikte 460 kilometre yol yürüdüklerini gördün değil mi? Sen hiç onları ülkeye şu devasa yatırımları yapacağız, şuradaki sorunları gidereceğiz, ülkeyi şaha kaldıracağız dediklerine şahit oldun mu?'' olmadın. Ama bunu yıkacağız, şunu satacağız, onu durduracağız dediklerine, ülkenin devasa projelerini ortadan kaldıracaklarına dair verdikleri sözleri defalarca dinledin, değil mi? Şimdi bunlar millet için geliyor, yüzünü güneşe dönmeni istiyor, sana kardeşlik vaadinde bulunuyor diye sen bunlara oy vereceksin öyle mi? Canım, sen bu ülkeyi gerçekten sevdiğine eminsin, değil mi? Yani Mustafa Kemal'in askeri olduğundan ya da davası uğruna can veren bir ülkücü olduğundan veyahut Erbakan'ın yolundan giden milli görüşçü olduğundan ya da ne bileyim ülkeye barış gelsin diye çabalayan bir Kürt olduğundan kesinlikle eminsin değil mi? Yok yani buradan pek öyle görünmüyor da ondan sordum. Süleyman Özışık, Türkiye